İyi akşamlar değerli izleyicilerimiz. Bir merak ettikleriniz programında Didemirer'le birlikteyiz. Merhaba. Bugün yine sizden gelen soruları cevaplayacağız. Kur'an, hadisler ve bilim ışığında cevaplarını göreceksiniz. Sizden gelen sorularınızı bekliyoruz. Merak ettikleriniz @a9.com.tr adresine gönderebilirsiniz. Başlıyoruz. İlk soruyla hemen başlayalım. Allah'tan her seferinde her güzelliğin, her imkanın daha fazlasını istemek günah mı diye sormuş bir izleyicimiz. Allah'tan bir şey istemek hiçbir zaman günah olmaz. Öncelikle onu söyleyerek başlayalım açıklamamıza. Tabii ki dünya hayatı çok fazla acizliklerle denendiğimiz, çok eksikliğin olduğu bir yaşam şekli. Fakat Allah tabii ki bu eksikliklerin hepsini belli bir hikmetle yaratmış oluyor. Biz çünkü dünya hayatı üzerinde birçok şeyin en güzeline sahip olmayı isteriz. Ama hiçbir zaman bunların asıllarını göremeyeceğiz, asıllarına hiçbir zaman ulaşamayacağız. Ancak Allah ahirette bize gerçekten sonsuz nimetlerinin sınırsız olarak açıldığı bir yurt olarak, gerçek yaşam yeri olarak bize bir müjde olarak bildirmiş. İşte cennete ulaşmayı bu yüzden biz dünyada çok istiyoruz. Cennet özlemini yaşamamız, cennete ulaşmak için gayret göstermemiz dünyanın bu eksikliklerinden kaynaklanıyor. Ama dünyada da hiçbir zaman insanın kendisine sınır koyması diye bir şey söz konusu olamaz. Çünkü bir Müslüman hem ahlak olarak, hem fiziksel güzellik olarak, hem de maddi imkanları olarak, yani maddi manevi her şeyin en üst sınırına ulaşabilmek için Allah'a dua edebilir, Allah'tan isteyebilir. Bunun hiçbir zaman hiçbir sınırı yoktur. Ve bu o kadar büyük bir nimet ki düşünün, size hazinelerle dolu bir saray teslim ediliyor. Yapmanız gereken tek şey kilidini açabilmek. O insan gidecek, o anahtarı o kilitle buluşturacak ve kapıyı açacak. Yani duasını edecek. Fakat işte insan görün ki o kadar cahil ve nankör ve hatta zalim olarak yaratılıyor ki Allah'a isyan boyutuna gelebiliyor. Hatta sırf dua etmeyi bile erteleyip unutabiliyor. Halbuki Allah bu kadar kolay kılmış dünyada nimetlere ulaşabilmeyi. O yüzden her türlü güzellik için, her türlü imkanın daha fazlasına kavuşmak için Allah'tan duayla isteyebiliriz. Ama neden bunlara kavuşamıyorum diye sormak tabii ki Allah korusun. Allah'a karşı büyüklenmek olur, isyan olur. Bir Müslüman da asla ve asla böyle bir şeyin içerisine girmez. Allah duamıza icabet eder. Maddi olarak icabet edebilir, manevi olarak icabet edebilir veya herhangi bir karşılık vermeyerek icabet edebilir. Bu da bizim ahiretimiz için en hayırlısını Allah'ın yarattığını bize gösteren önemli bir delil olur inşallah.